Gece gezmelerine devam. Yani alışabilmek için böyle geceleri çıkmam lazım. Plakam da çıktı. Her şey çok güzel olacak inşallah, kazasız belasız. Yavaş yavaş tın tın gidiyoruz zaten. Şöyle gir oraya, gir. Arka frene de alışmam lazım. O da biraz zor geliyor. Tabii skuterden sonra biraz problem. Arkadaşlar kullanması falan gayet rahat aleti. Ya ben bir sıkıntı yaşamadım. Dediğim gibi ilk defa vitesli kullanıyorum. Bir işte yokuştan kalkışlarda sıkıntım var. Onları yavaş yavaş çözeceğiz. Onda da böyle kalkıyorum. Artık işe gide gele gide gele günlük 16 kilometre yapıyorum ben gitken. Yavaş yavaş çözeceğiz aleti. Sinyalimizi verelim. Yavaş yavaş şu dayı dönsün. İkiye atalım. Devam. Yedi bini geçme dedi arkadaşlar derviste. Ben de 7000'i geçmiyorum. Gerçi oraya da hiç bakmıyorum ama. Yani 7000'i de geçmiyorum. Zaten motorun sesinden anlaşılıyor. Üçteymiş. Bir de bunda vites göstergesi olsaydı var ya, tadından yenmezdi ha. Çok güzel olurdu. Birdeyiz. Üçteyiz. Dörtteyiz. İki, üç,
4. Vallahi gayet zevkli ya. Yani iyi ki buna geçtim. Daha doğrusu vitesiye iyi ki geçtim. Pulsar da iyiymiş. ABS olması da iyi. Sadece önde ABS var ama. Yani o da bir şeydir. Arkası kampanyalı, motora para vereceğine bunu almakla iyi ettim. Birdeyiz. Şurada bir duralım. Dayılar bir geçsin. Şu motorla da geçsin. Şu da geçsin. Geç. Bir tek şu aynalar ya, aynalar büyük sıkıntı. Harbiden aynalar büyük sıkıntı. Direkt şu solda kolumu görüyorum. Sağ biraz iyi gibi ama. Ama güzel. Scooter'dan vitesliğe geçtik arkadaşlara. Tavsiye ederim yani. Vitesli gayet güzel. Alın derim. Tabii siz bilirsiniz. Sizin tercihiniz. Ben de scooter'dan vitesliğe geçmem diyordum. Ama geçtim. İyi ki de geçmişim diyorum şu anda. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben yavaş yavaş eve doğru gidiyorum.